erken bitmişti işte. Orada zaten belli her şey ve bizimkiler o anda yükseldiler. İyi oyuncuları Modric 14 numara, o kaçırdı ilk penaltıyı biliyorsun. Peki şimdi rakip Almanya. Almanya'ya karşı sen de çok iyi tanıyorsun. Alman futbolunu çok yakından biliyorsun. Hocalarını da beraber çalıştın. Çok da yakından tanıyorsun. İnanılmaz bir destek var Löw'e karşı. Alman basınında ve Almanya'da. Bu iki kadar yoktu yalnız biliyorsun değil mi? İki karşılaşmadan sonra Avusturya maçına kadar orada her şey döndü ve dün de zaten o galibiyetle her şey değişti. Evet, şansımız bütün bunları değerlendirdiğinde. Yani son 3 maçları gördükten sonra hiç kimsenin çekinmemize gerek yok. Onu gördük yani. Onlar bizi düşünsün. Onlara biz sanıyorum ki bu son 3 maçla baskı kurabildik. Dediğim gibi onlar bizi düşünsün. Yani bundan sonra her şey olabilir. Şimdi şöyle bir futbolcu olarak çok uzun zaman futbolculuğu yaşadığın saha içerisinde onu şunu soracağım. Şimdi karşındaki takım 1-0 mağlubiyetten son saniyeye kadar mücadele edip 2-1 kazanıyor. Ardından 2-0 geri düşmesine rağmen 3-2 kazanıyor. Ve 119. dakikada gol yiyen bir takım 120. dakikada gol bulabiliyor. Bu rakip takım için nasıl bir handikap yaratır? Bizim için doping. Yani herhangi bir ilaça gerek yok. Bu öyle maçlara gerek var. Yani gördük zaten dediğim gibi. Yani bittiler, o anda bittiler. O maç bitti o 90 dakika. Yani bitik bir durumda kaldı Hırvat takımı. Ya şimdi bunları düşünürsen Almanya'ya karşı nasıl bir... Yani Almanlar bize karşı çıkıp da 3 gol atması lazım. Yoksa hiçbir zaman garantide olamazlar. 2-0 çevirdik. 2 kere 1-0 mağlup durumdan çevirdik maçları. Yani onlar dediğim gibi, onlar düşünsün bizi. Çok teşekkürler Tayfun Gordon. Sağ olun. Evet hocam, sizinle sohbetimiz devam etsin. Çünkü Tayfun'a burada ilgi inanılmaz büyük. Çok evet, teşekkür çok ediyoruz Tayfun. İyi akşamlar. Hak ediyor o ilgiyi ama. Evet, kesinlikle hak ediyor. Umarız futbolculuk hayatındaki başarıyı Real Sociedad'da başlayan teknik direktörlükle gösterir. Hocam, Tuncay'ın çok eleştirildiğini biliyoruz. Özellikle grup maçlarındaki performansı nedeniyle Fatih Terim de Tuncay'a benim kilit adamım demişti. Kalede, savunmada, göbekte, oyun kurucu, sağ kanatta, sol kanatta her yerde görev veriyorum dedi. Tuncay inanılmaz bir performans sergiledi. Bugün inanılmazdı. Şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi İngiltere liglerinde takıma girmeye çalışıyor. Ve o takıma girme çabasının sonucu çok yoruldu. Oynadı da sürekli olarak. Çok yoruldu. Ondan sonra bir psikolojik düşüş oluyor. İlk iki maçta onu yaşadı. Ondan sonra bugün devreye girdi. Yani bugün müthiş bir oyun oynadı. Ve ilginçtir yani, biz Tuncay'ı hep hücum fonksiyonuyla tanıyoruz. İnanılmaz bir savunma ve inanılmaz organizasyon becerisiyle oynadı. Tabii yanında Hamit'in olması da çok önemli. Mehmet Topal'ın olması da çok önemli. Aurelio'da doğan boşluğu kapattılar. Müthiş bir performans, söylenecek bir şey yok. Deniz Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız ve bu sevinci bizimle paylaştınız. Umur yapıyoruz. Bir dahaki maç için ne söz verelim dans olarak? Salsa, ne yapalım? Rock and roll. Tamam, okey. Peki, teşekkürler. Evet, Deniz Gökçe'yle sohbetimiz burada bitiyor Serkan Korkmaz, ama yeni konuklar ve Coşku burada, Görkem burada, arttıkça tekrar bağlantımız olacak. Evet, Deniz Hoca'yla klasikleşen artık maç sonu bağlantılarımızdan biri daha geride kaldı. Ve Deniz Hoca aslında çok güzel istifledi. Hani futbolun teknik, taktik ve bilimsel yanı ve psikolojik yanı ve şans faktörünü vurguladı. Şimdi rakip Almanlar hocam. Almanlara karşı nasıl oynamalıyız? Artık kimle oynamalıyız bile diyemiyoruz. Çünkü bugün 15 kişilik bir havuzla, oyuncu havuzuyla çıktık biz rakibin karşısına. Nasıl oynamalıyız? Çünkü maç oynarken içeride konuşuyorduk. Herkes şey diyor, orta göbek Tuncay ve Hamit'i, ya bak şu zihniyeti değiştirelim abi. Madem burada bu saatte konuşuyoruz, boş konuşmuyor. Yani orta göbek Tuncay ve Hamit oynanmaz diyordu içeride. Biliyor hiç mu? Gördün mü Bilgin abi? Bak, ben diyenim. Ben diyen kişi olarak sana soruyorum. Hayır. Sen hiç Tuncay'ı orada oynarken gördün mü Bilgin abi? Önemli değil. Ben, yani Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde. Yani bak şimdi o takımı benim şey yönetse, bizim komşunun oğlu yönetse yani orada Almanya'da, o zaman bunu söylerim. Dersin ki şu adamı arayın. Orta göbek bu ikisi oynamaz dersin. Ben Fatih'in en çok inanan insanlardan biriyim. Yani bunlara da hiçbir zaman inancım kalmadı. Madem gece bu saatte konu, o zaman şey konuşalım yani. Senin futbol bilgi, inanıyorum ben. Sen futbolda bilen de bilirsin. Sen, yok, estağfurullah. Hayır. Bir dakika abi. Değil yani. Konu o değil. Bir maç izlerken konuşuruz tabii. Sen, Güntekin, o ekip futbolu bilen, takip eden insanlarsınız. Ben de görüyorum yani, anlıyorum sizin futbolundan. Ama konu o değil. Şimdi orta göbekte Tuncay ve Hamit oynar mı? Oynamaz. Evet. Değil mi? Yani. Şimdi değil mi? Oynamaz yani. Peki. Ama oynadı. Oynadı. Oynatan kim abi? Oynatan eniştem değil ki veya senin halanın oldu i̇şte, ki. Oynatan Türk futbol tarihinin en büyük başarılarını elde eden. O zaman bak şunu yapmak lazım. Ya bu adam uçmuş, hemen o anda el koyacaksın yani. Hasan Doğansan sen şeyde. Aa, bu mu, böyle mi oynatıyor? O an 63. dakika diyeceksin, hocam bırak sen git yürü.
Senin yerine kim yardımcı o baksın. Sen çünkü olmayacak bir şey yapıyorsun demen lazım. Demiyorsan inanacaksın adama. Yani burada Fatih Terim deniyor ki bir acayip bir şey yapmak istiyor. Evet olabilir ama sonuçta şu anda işler iyi gidiyor. Ben de sağlıyorum ki bence de Hamit ve Tunca... Zaten ben Fatih Terim'i eleştiren kanatta değilim ya. Bence de Hamit ve Tunca oynamaz. Ben de aynı fikirdim. Ama oynadı.